besi olana avantaj. İşte limit ve başvuru koşulları ile ilgili detaylar hikayeyi yazan, Gazete Vatan ihtiyaç kredisi kullanacak BES katılımcılarına güzel haber. Artık bireysel emeklilik sistemi katılımcıları birikimlerini bozmandan acil ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Yapılan düzenlemeye göre, BES birikimlerinin teminat olarak gösterilerek bankalardan kredi kullanılması mümkün hale geldi. Peki kredi başvurusu nasıl yapılıyor? kim ne kadar kredi kullanabilecek? İşte BES avantajları ile ilgili ayrıntılar. Emeklilik Gözetim Merkezi, EGM koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda gerekli altyapı oluşturularak BES teminatlı kredi kullanımı uygulaması 3 Haziran 2024 itibariyle başladı. Üstelik bu uygulama sırasında birikimler BES'te değerlenmeye devam ediyor. Şimdiden bazı bankalar uygun oranlar ve farklı vade seçenekleriyle kredi sunmaya başladı. Peki sistem nasıl işliyor? Kimler faydalanabilir? İşte detayları. BES teminatlı kredi nedir? Postadan Hülya Çaylak'ın haberine göre bireysel emeklilik sistemindeki BES birikimlerinizi teminat göstermeniz karşılığında tarafınıza bankalarca sunulan tüketici kredileridir. Hangi avantajları sağlar? Ortalama kredi koşullarına göre daha uygun şartlarda kredi kullanabilirsiniz teminat gösterdiğiniz tutar bes hesabınızda kalmaya ve büyümeye devam eder. Beste kazanılmış haklarınızı kaybetmeden finansman ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ne kadarlık kullanabilirim? Alacağınız kredi için teminat olarak gösterebileceğiniz birikim tutarını, BES Mobil uygulaması üzerinden kolayca sorgulayabilirsiniz. Başvurumu nasıl yapabilirim? BES teminatlı kredi sağlayan Albaraka Türk Katılım Bankası, Halkbank, Türk Ekonomi Bankası, TEB ve Türkiye İş Bankası'nın internet bankacılığı veya mobil uygulamaları aracılığıyla ya da bu bankaların şubelerine uğrayarak başvuruda bulunabilirsiniz. Süreç nasıl ilerliyor? BES katılımcısı, BES birikimlerinin banka tarafından görülmesine izin vererek kredi talebini bankaya iletir. Banka, talep edilen kredi için BES birikimlerinin yeterliliğini katılımcının izniyle EGEM'den sorgular. Asgari ve daha yukarı bir tutarın BES birikim hesabında olması halinde işlemler başlatılır. Katılımcı ile banka arasında alacağın devri sözleşmesi kurulur ve kredi kapanana kadar birikimleri BES'te nemalanmaya devam eder. Katılımcı, kredi borcunu kapatana kadar BES'ini sonlandıramaz veya başka şirkete aktaramaz. BES katılımcıları, katkı payı ödemeye devam edebilir ve devredilmemiş birikimleri için fon değişimi yapabilir. Katılımcı, krediyi kullandığında, bankaya devredilecek tutar, emeklilik şirketi tarafından, alacağın devri fonu, inde yatırıma yönlendirilir. Kredi borcu ödendiğinde, otomatik olarak alacağın devri sözleşmesi sona erer. Katılımcının, kredi taksitlerini düzenli ödeme yükümlülüğü var. İki taksit üst üste ödenmediği takdirde, katılımcıya 30 gün süre tanınır ve yine ödeme yapılmazsa banka, alacağın devri fonundan kalan borç tutarını alma hakkında sahiptir. Devlet katkısı dahil değil BES birikimlerini teminat göstererek kredi kullanma hakkı bir banka ile sınırlıdır. BES teminatlı kredi kullanıldığında devlet katkısı hariç BES birikimleri temniğe konu edilir, devlet katkısı fonlarında herhangi bir temlik süreci işlemez. Yani devlet katkısı kredi için teminat gösterilen BES birikimleri dışındadır. BES teminatlı kredi için süre bazında bir takvim aralığı yok. Kredinin süresi kredi veren bankanın konusudur. BES katılımcısı başvuru işlemlerinin tamamını kredi çekmek istediği banka ile yürütür. Kredi faiz oranı bankaya göre değişir. Bes kredi sürecinde vefat olması halinde, öncelikle alacaklı bankadır. Kampanyalar hazırlandı Bes teminatlı ihtiyaç kredisi ile TEP, Türkiye'de yürürlüğe girmesiyle birlikte bu hizmeti ilk sunan bankalar arasında yer alıyor. Uygulama ile müşteriler, ile ilgili kazanılmış haklarını koruyarak avantajlı faiz oranlarıyla 500 bin TL'ye kadar 3 ay ile 36 ay arasında değişen vade seçenekleriyle sunulan kredi kampanyasından faydalanabilecek. Albaraka Türk Katılım Bankası da Bes teminatlı finansman adıyla bu ürünü sunmaya başladı. İş Bankası ise müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak için sunduğu çözümlere Bes teminatlı ihtiyaç kredisini ekledi. Bankaya göre teminat alınacak birikimler talep edilen kredi tutarının 1.2 katı olmalı. Örneğin 100.000 TL'lik bir kredi talebi için 120.000 TL'lik bir birikim teminat olarak alınıyor faiz oranları %6'ya yaklaştı. Bankacılık ürünleri karşılaştırma platformu hangi krediden alınan güncel verilere göre bankaların ihtiyaç kredisinde tabela faiz oranları en az %3.69 ile bazı bankalarda 5.90 veya %5.99 gibi bir faiz oranı uygulanıyor. Örnek bir hesaplamada 50.000 TL ve 36 ay vadede %3.69 faizle aylık taksit 2934 TL toplam geri ödeme ise 106.210 TL olurken, %5.99 faizde aylık taksit 4.174 TL, geri ödemede 150.557 TL yükseliyor. 157 TL yükseliyor.